Selamlar arkadaşlar tekrardan. Şimdi de 7. konuyla devam edeceğiz. Bu da Hatay'ın ana vatana katılması konusu olacak. Bundan önce 6 tane konu görmüştük. Tahtaya sığmadığı için onu ayrı bir yere böldüm bu şekilde. Çok önemli bir konu ve bu sene tabii özellikle böyle üzerinde biraz daha düşünmesi gereken, böyle detaylı bir şekilde anlatılması gereken bir konu bence. Çünkü biliyorsunuz çok büyük bir felaket yaşadı bu kent ve neredeyse hani yok olma eşiğine geldi. Hatta böyle haberlerde falan görmüşsünüzdür, hem Cumhur İttifakı'nın parti üyeleri olsun hem Millet İttifakı'nın parti üyeleri olsun. Sürekli şöyle diyorlar işte, Hatay'ımızı hani bir an önce ayağa kaldırmamız lazım. Tabii diğer bütün şehirler de çok önemli ama buraya ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü göreceğiz şimdi, Atatürk'ün bize bir emanetidir burası. Ve maalesef şu anda yani %80'i 70'i kadarı, belki daha fazlası, gidip görmediğim için bilmiyorum. Ama büyük çoğunlukla maalesef şehir ortadan kalkmış durumda. Şimdi biz de Atatürk'ün emanetini birazcık görelim. Nasıl olmuş, neler yapmış. Gerçekten hani anlatıldığı kadar var mı, yoksa eksik mi anlatılıyor, daha mı fazlası var? Şimdi onları ben size şöyle bir derleyip toplayıp anlatacağım. Önce bir KPSS ile ilgili kısımlarına bakalım. Şimdi Hatay'ın ana vatana katılması 37 ile 39 arasıdır. Bir süreçtir bu. 37'lere doğru başlar ve 39'da final olup Hatay ana vatana katılmıştır. Aynı zamanda birkaç isimle daha biliriz biz bu konuyu. Sancak sorunu diyebilir. Aynı şekilde Hatay'ın ana vatana katılması konusudur bu. Veya İskenderun sancağı sorunu der. Yine aynı şekilde Hatay'ın ana vatana katılması ve Suriye sınırı sorunu da diyebilir. Bak, buraya Irak demesin yeter ki. Çünkü o Musul'du hatırlarsanız. Suriye sınırı sorunu dediği anda aklınıza da hemen Hatay meselesi gelmesi lazım. Peki niye biz buraya bu kadar çabaladık, ana vatana katmaya çalıştık? Bunlara bakalım. Hatırlarsanız biz burayı 1921 Ankara Anlaşması Sakarya'dan sonra vermiştik Fransız mandasındaki Suriye'ye. Sonra da bu durumu Lozan'da onaylamıştık ve çok uzun zaman geçti bak, artık 37 desen 14 yıl kadar geçmiş artık bunların üzerinden. Ama Atatürk özellikle sağlığının son zamanlarında burası için inanılmaz bir çaba gösterdi. Şunlardan kaynaklı. Diyor ki bak, devletler arası silahlanma yarışı var. Bu şu demek, artık dikkat ederseniz yavaş yavaş 2. Dünya Savaşı geliyor. Tarih bak 37. Ne zaman başlayacak? 39'un Eylül ayında. Yani 2 yıl var artık sadece Dünya Savaşı'na. Ve hani dünyanın ne kadar gerilimli olacağını tahmin edebilirsiniz. İşte biz de bu durumu fırsat bileceğiz. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Fransa'da devletler arası silahlanma yarışından kaynaklı artık kendi kıtasına çekilmeyi düşündü. Yani dedi ki, benim ne işim var dedi, sürekli bu topraktayım ve elime de hiçbir şey geçmedi. Yani ta 1920'lerde girdi hatırlarsanız buraya Fransa, ve hatta 19'larda falan girdi. Hala bak elinde hiçbir şey yok. Ondan dolayı artık yavaş yavaş bu topraklardan çekilmeyi kabul ediyor. Suriye'yi mandası altına almıştı. Çünkü devletler arası silahlanma yarışı var, savaş başlayacak bundan dolayı. Ve onu geçtim, bu uluslararası bir yorum. Bu işte bizim için inanılmaz derecede önemli. Atatürk'ün bu konuyla özellikle ilgilenmesi. Hatta ne der buraya? Şahsi meselem. Atatürk bak bu konuyu bildiğin şahsi meselesi olarak görmekte. Ve bir cümlesi de var, yazmak isterseniz yazın. Sınav için önemli olabilir bu. 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz diye bir cümle de kullanıyor aynı zamanda. Bunu da bilelim. Peki şimdi hatırlarsak bizim tek tavizimiz Hatay mı? Değil. Bohem diye kodlamıştık ya. Batum, Hatay, Musul. Aslında bizim 3 tane tavizimiz var. Ama niye özellikle buranın peşine düştüğümüzün cevabı da çok zor değil. Çünkü şimdi Anadolu haritasını gözünün önüne getirirsem böyle, burası Anadolu'nun bir uzuvu gibi böyle hani geliyor ve şöyle aşağı doğru kıvrılarak Suriye kısmı doğru birleştiriyor. Yani burasını Anadolu'dan ayrı bir şekilde düşünemezsin. Benim de Anadolu'ya girişimi, ta Miro-Kefalon savaşlarıyla burayı tapu yaptığımı düşünürsen girdikten sonra, yani gerçekten de bak çok uzun zamandan beri burası Türk toprağıydı ve ondan dolayı biz tabii ki de burayı bırakmak istemiyoruz. Ve çok fazla Türk insan yaşıyor burada aynı zamanda. Ondan Atatürk de bu konuya özellikle ilgi göstererek bak şahsi meselesi haline getirmiş. Şimdi birkaç tane hikayeyle bu kelimenin ne kadar altının dolu dolu olduğunu da ben size anlatayım, sonra da şu sonuçları kısmına bakarsın. Şimdi şöyle hikayeler vardır burada. İşte Atatürk'ün tabii artık 37'li yıllar, sağlığının pek de iyi olmadığı yıllar. Yavaş yavaş artık hastalık böyle iyice ortaya çıkmaya başlamış. Doktorlar kendisini tedavi ediyorlar ama pek de dinlemiyordu. Biraz başına buyrukluk da var Atatürk'te. Ve özellikle Hatay konusuna inanılmaz derecede böyle ağırlık vermiş. Mesela şöyle şeyler yaşanıyor. Özellikle Mayıs ayında 19 Mayıs kutlamaları yapılacak. Hastasında Mayıs ayı, 6 ay sonra bak vefat edecek Atatürk. Yani çok sağlığının iyi olmadığını düşünebiliriz buradan. Atatürk ise şöyle yapmış. Tabii bir Türk, bir böyle güçlü göstermeye çalışıyor kendini. Fransızlar hakkında hasta vesaire Türkiye güçsüz gibi görmesinler diye 19 Mayıs törenindeki bütün bir geçit törenini ayakta izlemiş Atatürk. Aslında inanılmaz derecede hastayken bak bunu yapıyor. Sırf Fransız basını kendi hakkında kötü şeyler yazıp da Türkiye'yi güçsüz göstermesinler diye.
Mesela bu kutlamalardan sonra da hemen Adana, ondan sonra Mersin dolaylarında bir şeye çıkmış, seyahate çıkmış, ülke seyahatine, ülke içi seyahate. Normalde mesela bak bu adamın yani yatması falan gerekiyor, hasta şu anda. Ama ona rağmen, çok ateşli olmasına rağmen buraya gelerek buralarda kendini göstermeye çalışıyor ki yine Fransızlar hani şöyle zannetmesinler, Türkiye'yi burayı saldı bıraktı düşünmesinler diye. Yani benim bir gözümü burada mesajı vermeye çalışıyor. Şöyle olmuş, o seyahatin akşamında beni hemen Ankara'ya götürün demiş. Çünkü inanılmaz derecede kendini böyle rahatsız hissettiği için hastalanmış, yani nüksetmiş hastalığı tekrardan. Ve bunun sonucunda hemen akşamına zaten Ankara'ya geri dönmüşler. Yani çok büyük şeylere katlanıyor şu anda. Yine bir gün bir balo düzenleniyor işte bu Ankara'da ve Fransız elçi de davetli. Ondan sonra gelmiş Fransız elçi, şöyle bir şey söylemiş. Ya demiş, artık demiş çok ısrar etmeseniz mi bu Hatay konusunda, ne demiş. Artık sanki yeter, kalsın bizde, ne olacak, bırak demiş bize burayı. Hani çok fazla uğraşmayın burayla alakalı. Atatürk de demiş ki bu elçiye, beni çok üzüyorsunuz elçi bey. Ona göre demiş. Sadece bu kadar cümle kullanmış. Adam bir sürü şey anlamış. Atatürk sadece kısa ve öz bir şey söylemiş. Sonra arkadan biri bağırmış. Bir tane genç, öyle sıradan alelade bir insan. Bir cumhurbaşkanıyla elçi konuşurken arkadan demiş ki, sen üzülme paşam, arkanda biz varız diye bir cümle kullanıyor. Herkes böyle buz kesilmiş, tamam mı, bir anda eyvah demiş. Çok kızacak şimdi Atatürk. Yani orada ciddi bir konuşma dönüyor ve bir anda çocuğun biri şak diye bir cümle kullanıyor. Araya giriyor ciddi bir ortamda. Ondan sonra herkes Atatürk'ün çok kızacağını zannederken Atatürk şöyle dönmüş arkasına ve demiş ki o gence, zaten öyle olduğunu bildiğim için bunlara böyle dik duruyorum çocuğum diye. Çok güzel bir cevap vermiş bak orada. Herkesin beklentisinin aksine davranmış. Sonra bir gün Fransız bir gazeteci geliyor. Tabii bu dönemin bir numaralı gündem maddesi Hatay. Herkes bunu tartışıyor. Sonra gazeteci de diyor ki, Fransa'dan diyor bazı yöneticilerle konuştum. Hani size iletmemi beklediler diyor, söylediler diyor. Şöyle demiş buna gazeteciye, oranın yöneticileri. Ya demiş, hani çok uğraşmasın artık Atatürk burayla alakalı. Biz de adam ederiz burayı, merak etmesin demiş. Bıraksın bize. Biz Suriye'yi de Hatay'ı da, onun kontrolünde olacak zaten. Buraları adam ederiz demişler. Atatürk de şöyle başı öne doğru eğik dinliyormuş gazeteciyi ve böyle bir cümle duyunca şöyle kaldırmış kafasını, bir anda demiş ki, evvela Fransızlar kendileri adam olsunlar diye böyle bir cevap vermişsin orada. Çok güzel bak, ne kadar dik ve alfa hareketlerde bulunuyor Atatürk. Sonra yine böyle bir sürü hikaye var bunlarla alakalı. Hemen haberler çıkıyor zaten. Gazetelere özellikle röportaj veriliyor Atatürk tarafından. Hem Türk hem yabancı basına. Şunları söylemiş mesela. Fransızlara söyleyin beni bütün görevlerimden istifa ettirip beni tekrardan dağlara çıkartıp Hatay'ı ana vatana katılmam için beni silahlı mücadeleye sokmasınlar diye cümle kullanmış. Yani bak adam düşün, bir tek toprak için bütün yetkilerimi bırakırım, çete reisi olarak demiş tekrardan girerim Kuvayi Milliye Reisi gibi ve bu toprakları vatana katarım demiş. Bak ölmesi çok yakın şu anda aslında. Sonra mesela şöyle şeyler söylemiş yine, daha önce neler yaptığımı çok iyi biliyorlar, hani bana bunu tekrar atmasınlar diye de böyle eskiye de atıfta bulunmuş aynı zamanda. Ve tarih artık böyle Kasım ayı geliyor, işte Ekim Kasım biliyorsunuz artık sonları, Atatürk 10 Kasım'da vefat edecek. Özellikle 6 Kasım günü Atatürk öncesinde bir komaya giriyor maalesef. Karnından su alınıyor. Baya böyle bir rahatsızlık yaşadığı için. Komadan çıkmış. Mesela normal bir insan karnından su alınmış ve 4 gün sonra vefat edeceğini düşünün. Normalde ne yapması lazım? Tabii ki de istirahat etmesi lazım. Atatürk ise sabaha kadar o dönem başbakanı olan Celal Bayır'ı çağırarak onunla toplantı yapmış. Yani bu konuyu tartışıyor. Ne yapabiliriz? Nasıl katabiliriz? Ne yapmamız lazım? Vesaire. Bak, adamdaki yani Hatay özverisine bak. O gün sabaha kadar toplantı yapması vücutta bir daha müthiş bir yorgunluk yaratıyor ve 7 Kasım'ın akşamı zaten tekrardan komaya giriyor. 8 Kasım, 9 Kasım ve 10 Kasım'ın sabahında zaten vefat ediyor. Yani bak dikkat ederseniz adam son bilinçli anlarını Hatay için harcayarak, onları konuşarak, ederek, akıl vererek, şöyle yapmanız lazım, belki benden sonra iyi değilim, şunları yapmanız lazım diyerek resmen böyle onları da bak ön ayak olmuş. Şimdi şöyle bir durum oldu. Hemen araya bir es verip sonuçlara bağlayalım. Sonrasında ne olduğuna bakalım. Atatürk'ten sonrasına bakacağız. Şimdi önce şu olmuş. Yayımlanan Sandler raporu ile Hatay bağımsız oldu. Şimdi bak unutmayın. Bunu Atatürk gördü. Bunda bir sıkıntı yok. Atatürk o kadar mücadele etti. Konuyu Milletler Cemiyeti'ne taşıdı. Az önce görmüştük ya, Milletler Cemiyeti'ne giden konuların içinde Hatay sınırı sorunu da vardı. O da bak buraya gitti ve buraya bir adam gönderildi. Sandler diye. Çok özel, önemli bir adam bu. Ve Sandler burada yaptığı nüfus incelemeleri ve işte buranın tarihi kökenlerine bakınca şunu demiş. Yani demiş burası gerçekten Türkiye'ye ait olması lazım. Buranın demiş ne işi var Suriye'de? Buranın içinde yaşayan Türk, burada konuşulan dil Türkçe. Yani buranın her şeyi tamamen Türkiye'ye ait demiş.
Tabii bunu büyük devletler kabul etmiyorlar. Demişler ki o zaman bağımsız olsun bari. Hani Türkiye'ye gitmesini kabul etmiyoruz ama bari bağımsız olsun diyerek Atay'ı bak ne yaptılar? Bağımsız yaptılar. Neyle? Sandler raporuyla. E şimdi burası bildiğim bir devlet oldu. Hani küçücük bir yer var ya Hatay bölgesi. Orası bildiğim bir devlet. Hatay Cumhuriyeti kuruldu burada. E Cumhuriyetsem ben Cumhurbaşkanım da olur, Başbakanım da olur, meclisim olur, meclis başkanım olur. Hatta ayrı bayrağı vardır, ayrı marşı falan vardır, ayrı bir meclis binası vardır. Yani bayağı bildiğim böyle ayrı bir devlet oldu burası. Eğer bana sorarsan Hatay'ın ilk Cumhurbaşkanı bakın Tayfur Sökmen'dir. Geçen de haberlerde gördüm. Tayfur Sökmen'in yaşayan ailesinden 20 kadar insan depremde de hayatını kaybetmiş. Aynı zamanda öyle bir haber görmüştüm. Görünce de şaşırmıştım yani hala o aile tabii orada hayatını bak devam ettiriyormuş normalde. Sonra ilk başbakanı Abdurrahman Melek'tir. Önemli adamlardır Hatay için. İlk meclis başkanı da Abdülgani Türkmen. Bunlar Hatay'ın sırasıyla böyle ilk yönetici kadrosu. Sonra şöyle bir durum oldu işte. Kasım ayı geldi. Atatürk vefat etti. Bütün bu olanları gördü. Peki görev tamamlandı mı yani? Hatay ana vatana katıldı mı? Hayır. Hatay sadece bağımsız oldu. Atatürk de yok artık. Ve şöyle bir durum olmuş şimdi. Biraz böyle 39'lu yıllara geçelim. Nisan-Mayıs ayları gibi. Gene bir tartışılıyor bu konu. Ne olacak bu Hatay'ın durumu? Hatay bize katılmak istiyor. Ama işte büyük devletler bunu kabul etmiyorlar. O zaman demiş Fransızlar tamam bu durumu kabul ediyorum. Ama demiş bir şartım var. Hatay'da demiş referandum yapılsın. Buna tamam diyorum. Hatay halkına sorulsun. Ama demiş şartım şu. Referandumda oy kullanacak kişiler okuma yazma bilmek zorundadır demişler. Yani bak hep işi yokuşa sürmeye çalışıyorlar. Çünkü Hatay halkı ve hatta daha Türkiye'nin geneli yeni yeni okuma yazma öğreniyor. Çünkü biliyorsunuz biz bu 28'lerde harp devrimi gerçekleştirdikten hemen sonra bunu tabii gerçekleştiremedik. Yani yavaş yavaş süreç içinde okuma yazma oranımızı artmaya başladı. Özellikle Hatay'da bu durum birazcık düşük seviyedeymiş. Ama ülkenin genelinde bir belli yıldan beri başlayan bu devrimle beraber okuma yazma öğrenen insanlar var. Ona da tamam demişler. Tamam referandumda okuma yazma şartını da kabul ediyoruz demişler. Ve şöyle bir şey yaşanmış. İnsanlar böyle hani Atatürk'e borcunu ödeyebilme adına gibi düşünmüşler. Ya da Atatürk'ü bunu bir mirası gibi görmüşler. Ve bir anda böyle mesela Ağrı'dan Hatay'a, Edirne'den Hatay'a, Balıkesir'den Hatay'a, Erzurum'dan Hatay'a, Hakkari'den, Muğla'dan, Antalya'dan, Mersin'den herkes oluk oluk Hatay'a gelmeye başlamışlar. Özellikle okuma yazma bilenler oy kullanabilecek ama okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretmeye başlamışlar. Hatta böyle dağlara kadar çıkmışlar. Yani dağlardaki insanlara bile öğretmeye çalışmışlar. Sonra Haziran ayı gelmiş, referandum yapılmış ve müthiş bir oy patlamasıyla birlikte Hatay evet biz Türkiye'ye katılmak istiyoruz diyerek onu oylayarak bunu böyle bir sonuca varmışlar. Ve bak ne oldu? 1939'da Hatay ana vatana katıldı. Bunu bak Atatürk görebildi mi? Hayır. Atatürk bağımsızlığı gördü, ana vatana katılışını göremedi. Ama insanlar bak nasıl kendilerini borçlu hissettikleri için ne yapmışlar? Türkiye'nin dört bir yanından gelerek Hatay'a, buradaki insanlara okuma yazma öğreterek evet biz ana vatana katılmak istiyoruz diye oy verebilmelerini sağlamışlar. İşte bence aynı şu anki vefa örneğinde günümüzün bütün yöneticileri göstermesi lazım. Yani hangi partiden olduğunu hiçbir önemi yok. Bu şehri alelacele tekrardan kalkındırmaları gerekiyor. Çünkü gerçekten bakın bize Atatürk'ün mirası olarak görmemiz lazım bunu. Sonra sınavla alakalı birkaç bilgiye bakalım şimdi. Şöyle diyiniz. Bu konu Atatürk'le İnönü arasındaki bir görüş ayrılığıdır diyelim. Tıpkı bir önceki kısımda gördüğümüz Nyon konferansı gibi. Burada da gene bir görüş ayrılığı var. Çünkü Atatürk İnönü'yü bu konuya yeterince eğildiğini düşünmüyor. Yani mesela adam canını verecek kadar bak düşünüyor Atatürk. İnanılmazdır yani. Şöyle derler hatta. Atatürk'ün sağlığı düştükçe Hatay'ın ana vatana katılma ihtimali artmıştır. Yani ters orantı vardır aralarında görmüş olduğunuz gibi. Çünkü inanılmaz dereceden bir özveri göstermiş burada. İnönü ise o kadar özveri görmüyor. Bir gün şöyle bir şey yapmış. Şimdi bunu açıktan da söyleyemiyor. Hani çünkü bir küslük olabilir, bir şey olabilir diye. Atatürk bir gün çok akıllıca bir hamle yapıyor ve Kurun diye bir gazete var. Kurun gazetesi. Şöyle hatta bak yazayım ben onu. Kurun gazetesine gidiyor. Ve orada Asım Us takma adıyla, onu da bak yazayım. Asım Us takma adıyla böyle İnönü'yü eleştirdiği yazılar yazıyor. Yani ben ona şöyle derim mesela resmen fake hesap açmış yani Atatürk'ü öyle düşünebilirsiniz bunu. Ve gidip İnönü hakkında onun yüzüne söyleyemediği şeyleri gazetede rahatlıkla yazarmış. Mesela dermiş ki İnönü niye bu kadar umursamıyor? İşte Cumhurbaşkanı bu kadar önemserken İnönü neden geri planda kalıyor Hatay için falan gibi. Böyle pat pat orada her şeyi yazarmış. Hatta bazen şöyle şeyler yaşanmış. Mesela kahvaltı yapılıyor. İşte ikisi diyelim karşılıklı. En çok okunan gazete de Kurun gazetesi bu dönem. İnönü de şöyle bir açıyor mesela bakalım diyor Asım Us bana ne sallamış bugün diyor. Aslında yazıların tamamını bak yazan karşısında daha kahvaltı yaptı orada Atatürk. Böyle çok enteresan anekdotlar da yaşanmış aynı zamanda. Unutmayın bu da bir görüş ayrılığının kanıtıdır. Ve son konumuz hemen çok küçük şuna da bakalım. Bazı önemli raporlar var. Çünkü burada da bir rapor gördük. Bundan sonra başka rapor yok. Şöyle bir toplayalım bu raporları hızlıca.
Hrisantos raporu. Mesela bu Karadeniz'deki Rumların haklarını koruyan, bizim için zararlı bir rapordur. Hani kısaca böyle yazsanız yeterli. King Crane raporu İngiltere'nin Orta Doğu'da manda araştırması yapması için hazırlanan bir rapordur. Bunlar daha çok bizle alakalı olmayan şeyler, yani dünya tarihiyle alakalı ama bundan sonrası bize çok alakalı. Amiral Bristol, tahminince çok iyi hatırlıyoruz bunu. Ege bölgesi, İzmir bölgesine gelerek Türklerin olması gerektiğine dair bu bölgenin çok güzel bir rapor hazırlayan, hatta bunu ilk defa hazırlayan kişiydi. Yine General Harvard, tahminimce iyi tanıyoruz bunda. Doğu Anadolu'ya giderek orada bir Ermeni mandasının kurulamayacağını, çünkü Türklerin burada daha fazla olduğunu söyleyen rapordu. Esat Işık'ı belki hatırlarız. İlk defa Kuvayi Milliye kavramına yer veren Milli Kongre Cemiyeti'nin kurucusu olan kişinin hazırladığı bir rapordu. Samsun raporu, yine Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktıktan sonra İstanbul hükümetinin emirlerine aykırı davrandığını gösteren ilk belgeydi bakımında. Ve Sandler raporu da az önce gördük. Bu bölgenin kesinlikle Suriye'ye değil Türkiye'ye ait olmasını söyleyen Milletler Cemiyeti'nden gelen bir kişiydi. O zaman bak, hani bu üç temel raporu şöyle bir harita dersen ben buraya. Bristol raporu buradadır. Harvard raporu buradadır. Sandler raporu buradadır. Bak, farklı tarihlerde yazılmasına rağmen üçünün arasında bir bağ vardır. Üçü de Türklerin haklılığını anlatır. Özellikle Sandler'e çok dikkat edin. Çok uzun zamandan beri herhangi bir soru gelmedi bu adamdan. Her an böyle çok güzel, çok hoş bir soru yapabilir KPSS'de. Ondan bilmemiz lazım. O zaman bu videonun da burada sonuna gelmiş olduk. Ayrıca dış politika da bitti. Yeni ünitemiz iç politikaya geçeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.